Arkadaşlar herkese merhaba, saygılar, sevgiler. Ben Caner. Bizim arabanın muayenesi geldi. Uzun zamandır bekliyordum. Daha önce geçen seneki sattığım araçta Corsa'da muayene tarihi bir gün geçtiği için trafikte ceza yemiştim. O yüzden bunun muayene tarihi sürekli bende bir fobi olmuştu. Yani basit bir şey için ceza yemeyeyim diyordum. Neyse, Nisan'ın ilk haftası muayenesi vardı. Ben haftaya dolu olacağım için biraz bugün arabayı muayeneye götüreceğim. Daha önceki muayene raporları var. Benden önceki sahibinin raporlarına baktım. Ufak tefek hafif kusurları varmış. O yüzden çok fazla yol sesi var. Ufak tefek hafif kusurları varmış. Bir de arabaya işlem yaptıracağım. Önce ama film yaptıracaktım. Onlar muayenede kusurlu çıktığı için yaptıramamıştım. Şu muayeneyi aradan çıkarayım. Bir de arabada ufak tefek değişiklikler yapacağım. Hiç değilse onun da önü açılmış olacak. Size de aktarmaya çalışacağım. Şimdi beraber yola çıkalım. Bakalım TÜV TÜRK 2 yıl sonra nasıl olmuş? Bayağıdır gitmiyorum ben de. Önceki araçtan şimdiye 2-2,5 yıl kadar oldu. Fiyatlar nasıl? Ne kadar sürecek? Yoğunluk ne? Beraber bakalım. Hadi şimdi yola çıkalım. Evet, gidelim. Bugün çekimi göz hizasından yapacağım. Çünkü saçları jöle sürdüm. Kafa bandı da saçları çok bozuyor. Çektiğimiz Passat videosunda saçlar horoza dönmüş. O yüzden tipi kaybetmeyeyim dedim. Bugün kafa bandı takmayacağım. Şöyle gidelim sizinle. Alanya'da araç muayene istasyonu konaklı arkadaşlar. 10-15 kilometre batıya doğru süreceğiz bu şekilde. 10.30'da randevu. 20 dakika var. Ben biraz tembellik yaptım. Aslında erken kalktım da o süreyi verimsiz kullandım. Ama yetişiriz. Sorun yok. D400. Bu yolda biraz hız yapıyoruz bazen. 110 kilometre sınırı var. Yanılma payı 122 kilometre. Ve şekersiz Nescafe'miz. Arkadaşlar kanala abone olup da videoları yeni izlemeye başladıysanız, önceki videolarda kalite sıkıntısı var. Bunda ben 2K, 4K çekimler de yaptım ama abone sayısı 1000 abonenin altında olduğu için, yani lisanssız aboneleri YouTube düşük kalitede kodekle işliyormuş videolarını. O yüzden orada bir sıkıntı var. Ya ben çok uğraşıyorum. Hatta renderları çok almıyorum. Bir kere editliyorum programı. Görüntü kalitesi düşmesin diye. Ama Full HD yüklüyorum. 2K'yı yüklüyorum. YouTube onu düşük kodekle yüklüyor. O yüzden biraz orada emek kaybı oluyor. Bir de harici mikrofonla ses kaydı yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla onu eşleştir, editle, böl, parçala. Bilgisayar da tabii ona göre biraz kasılıyor. Yüksek kaliteli video çekince. Ama YouTube bizim emeği törpülüyor. O yüzden arkadaşlar izlediğiniz videoları beğenmişseniz ve hoşunuza giden varsa, tabii ki devamını da izlemek isterseniz benim videoların, vlog, oto incelemeleri, pov sürüşler, özellikle o gece pov sürüşleri var. Ben onları çok beğeniyorum. Joe Black var, Avrupa'da bir kanal. Hiç konuşmuyor bu şekilde. Sadece pov sürüşler yapıyor. Onlar benim çok hoşuma gidiyor. Birkaç videoda ona özenmeye çalıştım. Yani abone olursanız sevinirim. O zaman belki kodeklerimiz de düzelir. VP9 kodekli yüksek çözünürlükte videolar yüklenir. Konaklı'ya yine bildiğiniz tünelden gidiyoruz. Bu yoldan çok geçtik. Biliyorsunuz artık burayı. Sürekli tünele giriyorum. Hep bu yolu kullanmamın bir sebebi var arkadaşlar. Araba incelemesi yaptığımız zaman ben arabanın iç görünüşünü, yani şu şekilde ambiyansını çok merak ederim. Gece sürüşünü. Çünkü ben uzun yola çıktığım zaman gece çıkarım. Gündüz uzun yol yoruyor. Yani sıcağı yoruyor. Gün ışığı yoruyor. Ondan sonra trafiğin yoğunluğu yoruyor. O yüzden tatile gittiğim zaman ya da şehir dışına gideceğim zaman genellikle akşam üzerlerini seçerim. O zaman hem yol boş oluyor hem de akşam yolculuğunun güzel tarafı şudur. Virajlarda karşıdan bir araç geldiği zaman onun farını görme şansınız var. Dolayısıyla viraja giriş çıkışlarınız daha güzel olur. Aslında gece sürüşleri daha güvenlidir. Tabii normal şartlarda, yani farsız gece sürüşüne de çıkılabilir bu ülkede. Herkese güven olmaz ama gece daha konforlu oluyor, daha güzel oluyor. Bir de ben gece oturmayı seven bir insanım. O yüzden gündüzleri biraz zor uyanırım. Gece 1'e, 2'ye, 3'e kadar YouTube'da takılıyorum. Tabii normal programda eğer tam zamanlı çalışıyor olsaydım, okullar tam açık olsaydı öyle olmazdı. Ama bu pandemi beni de biraz düzenimi bozdu.
bakınız sınırı 110 diyor. 100, %10 da pay, yanılma payımız olsa arkadaşlar 122 km hıza kadar bu yolda sorun yok. O yüzden işte çekimleri yaptığımız zaman arabaları tünele sürdüğümüzde ambiyansı da görmüş oluyorsunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Bu sessiz bir tane, sessiz iki tane kov sürüşü attım geceleri. Onlarda konuşmadım. Onları inceleyip bir değerlendirirseniz, yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Ben hem konuşarak dinleyiciyi yormayayım istiyorum. Bazen o tarz videolar sakinleştirici oluyor. Şey bıdır 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 konuşunca karşı tarafın da kafası ağrıyor. Ben kendimden biliyorum yani. Sürekli video izliyoruz. Zaten artık televizyona da bakmıyoruz biliyorsunuz. Televizyon kültürü tamamen kayboldu. Artık şey istiyoruz biz. Hep hazır. İstediğimiz gelsin. Kontrol bizde olsun tarzında. Ya Netflix izliyoruz ya YouTube izliyoruz. Dolayısıyla o yapacağım çekimlerle ilgili görüşlerinizi videonun altına yazarsanız, kanalla ilgili eleştirilerde bulunursanız sevinirim. Passat Windows, Passat'la ilgili çektiğimiz video akışa düştü. Akıştan inanılmaz bir izlenme oldu. Oraya bir sürü olumlu, olumsuz eleştiriler yazıldı. Yani bir forum havası oluştu o videoda. Hiç beklemiyordum açıkçası. Daha yeni bir kanal olduğu için akışa düşeceğini sanmıyordum. Ama YouTube önermeye başlamış. Güzel aslında, daha biraz daha kanalı geliştirip düşse daha iyi olurdu. İzlenmeler yüksek çünkü aboneler düşük kaldı bu sefer. Ya dedim ki abone çok önemli. 1000'i geçsek en azından ne olacak? VP9 kodekle muhtemelen yüklenecek videolar. O yüzden HD görüntü HD olarak size aktarılacak. Arabayla ilgili çok soru var. Menüleriyle ilgili ayrı ayrı videolar çekeceğim. İşte Passat incelemesine karşılaştırmasında arkadaşım biri demiş yeni Insignia kullandır. Yeni 508 kullandır. Ya da Mondeo kullandır gibi. Her araç yok ki. Bu benim kendi aracım. Ben çekimleri bununla yapıyorum. Ekstra bir araç bulursak onların da incelemesini yapıyoruz. Sürüşüne bakıyoruz. O şekilde. Önde duman atıyorlar. Şurayı kapatalım. Abi şeridi kilitlemiş. Tırcı abi kızdı. Kenara attı onu. Çekilelim. Burası Konaklı. Şuralarda AVM var gördüğünüz gibi. Turistik AVM'ler buralar. Şurada outletimiz var. Daha turistler gelmedi. Bugün 1 Nisan. Sezon açılmadı. Pandemiden dolayı geçen sene de 2-3 ay ya sezon oldu ya olmadı. Ama bu yıl daha erken açılacağı umuluyor. Twitter'da falan gündemde hani ülkeye turistler geliyor. İşte onlara serbest, vize yasak. Özellikle bu bölgede ülkenin kendi halkı, bizi eve kapatıyorsunuz, turistler geziyor gibisinden şeyler söylüyor. Biraz öyle konuşmalar oldu, gündeme düştü. Turistler buraya geliyor ama işte çift geliyor. Odasına giriyor, denize gidiyor. Sonra denizden geliyor, dönüyor, geri odasına giriyor. Yani sosyalleşmiyorlar turistler. Turistler sosyalleşmediği için herhangi bir sorun da oluşturmuyorlar. Yani pandemiye dair, kendileri Covid olur falan anlarım tabii de. Bizim halkımızda Covid biraz geç oturdu. İşte bizde ev ziyareti, akraba ziyareti, hasta ziyareti, cenaze. Bunlar sonlanmadığı için bilinç geç oluştu. O yüzden bu bölgede yaygınlaşması aslında turistlerden değil. Tamamen bizle alakalı. Turist ne yapsın? Turist kimi tanıyor burada gelecek, sosyalleşecek? Odasına giriyor, denizine gidiyor, AVM'ye gidiyor. Eşyasını alıyor, dönüyor. Biraz şey de var. Avrupa turistlerinde gene bilinç var da. Ruslarda biraz maske takmama sıkıntı. Ruslar, bakıyorum ben, Rusların hep maskesiz ya da maske takıyorsa çene aşağıda, yalandan takıyorlar. Tabi biraz ihmallik var bazı ülkelerde. Ama genelinde Akdeniz bölgesinde yaygınlaşmasının sebebi turistler değil arkadaşlar. Caminin güzelliği.
Mesela öndeki araç, bakın turist plaka 07MA. M plakalar yabancı oluyor. Alanya'da ikamet ediyorlar. Araç alıyorlar. Onlara verilen plaka yerli olmuyor. Yabancı plaka veriliyor onlara. Çok görürsünüz M plaka Alanya'da. Bazen geliyor akrabalar, ya bu ne, her yerde Rusça İngilizce yazıyor, Türkçe yazı yok diyorlar. Turistik burası işte, hitap ettiği kesim biz olmadığımız için öyle oluyor. Geldik. Araç muayene istasyonu burası. Randevulu geldik ama yer bulabileceğiz mi acaba? Önce egzoza götürecekmişiz. Sonra geri buraya geleceğiz. 398 lira araç muayene. Egzozla birlikte 463 lira. Yani 463 lira. Sadece şuradaki yarım saatlik işlem. Devre 3000'de sabit tutalım diyor. Biz devir ustasıyız reis. Evet, sıraya girdik. İki ne oldu dediler. Bakalım. Bu arabayı muayene aldıkları zaman sizlere heyecan oluyor mu ya? Sanki beni muayene alıyorlarmış gibi stres oluyorum bazen. Şimdi öbür tarafa geçip bekleyecekmişiz. Şuradan dolanalım. Araba peşimizden gelecek. Evet, aracımız muayeneden geçti. Kusursuz. Herhangi bir sorun yok. Ben camlara film yaptıracaktım. Onları yapsaydım muhtemelen hafif kusurlu geçecekti de. Buraya gelmeden önce muayenede sorun yaşamamanız için bazı şeyler var. Onlardan bahsedeceğim. Burada arkadaşlar ne tuttu bakın. 462 lira tuttu. İşte otomobil PM 316, KDV 56, egzoz pulu 76, KDV 13. Ayrı ayrı KDV'leri işlemişler. Toplamda 462 lira. Şimdi Alanya'ya dönelim. Dönüş yolunda hem biraz muhabbet ederiz, hem de buraya gelmeden önce neler yapılması gerekiyor muayenede sorun yaşamamak için. Onlardan bahsederim size. Öncelikle ödemeden başlayayım. 462 lira çok yüksek. Bir de virüs var ortalıkta. Hatta az önce bir öğrencim aradı. Sınıflarında bir öğrenci pozitif çıkmış. Karantinaya girmişler. Allah'a, sürücü adayları. Muayeneye gelmeden önce neler lazım, neye dikkat etmeniz lazım ondan bahsedeyim. Çünkü kanalı takip eden genç arkadaşlar var, yeni araba alanlar var. Benim öğrenciler de var, söyleyeyim. Bu sıfır arabalarda muayene en az 2 ya da 3 yıl. Onu tam bilmiyorum, 3 yılda olabilir. Zaten muayene derdi yok da. Artık belli bir 2-3 yaşın üzerindeki arabalarda 2 yılda bir rutin olarak bunun yapılması gerekiyor. Ağır vasıtalarda yılda bir kere oluyor diye biliyorum. Buraya gelmeden önce arabalarınızın sinyaline, farına bakın. Bir far yanmıyorsa,
stoplar yanmıyorsa, sinyaller yanmıyorsa bunlar ağır kusurlu olabiliyor. Tabii bu ağır kusur yıldan yıla değişiyor. Bazen güncelliyorlar. Mesela motor yazısı okumuyormuş benim. Motorun içindeki etiket okumuyormuş. Daha önce bu hafif kusurlu diye geçiyordu ama bugün araba kusursuz çıktı muayeneden. Farlarınıza bakın. Ondan sonra stoplarınıza bakın, ışıklarınıza bakın, dörtlerinizi yakın, arabanın kornasına bakın. Bunlara dikkat ediyorlar. Onlarda bir sorun yaşadığınız zaman arabalar muayeneden geçmeyebilir. Onun dışında lastik kalınlığı çok önemli. Şuradan göstereyim. Lastik dişinin kalınlığı önemli arkadaşlar. Onun geçer mi geçmez mi? Eğer lastiğiniz kötüyse geçip geçmeyeceğini şöyle 1 liradan ben size bir tüyo vereyim. Şu 1 lirayı lastiğin içine, o dişlerin içine sokun. Gömülüyorsa şu parlak yeri, milim değeri bunun tam o sınıra denk geliyor 1 liranın. Şu beyaz yer, o lastiğin dişinin içine gömülüyorsa lastiğiniz derindir, güzeldir. Ama bunun lastiğe taktığınız zaman şu sarı yer gömülmüyorsa tam milimetre değeri olarak muayeneden araç geçmeyebilir. O zaman dişleriniz tamamen bitmiştir. Lastikleri de mikronla böyle ince ince ölçüyorlar. Ona dikkat edin. Onun dışında lastiğin yılının eski olması önemli değil. Yani 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl olması önemli değil. Onda milimetreye bakıyorlar. Dişleri varsa geçiyor yani. Yani eski lastiğiniz var, bu lastik hamlaşmış diye herhangi bir sıkıntı çıkarmıyorlar diye biliyorum. İşte onlara dikkat edeceğiz. Bu işi aradan çıkarmış oldum. Çünkü bakımı gelmişti. Bakımla beraber bakın camlarımız arkada film var ama arka güzel. Ön camlarda film yok. En öne yapmayacağım. Sadece şoföre yapacağım. En ön görüşü kapatıyor. Onu pek beğenmiyorum. Ama artık Nisan geldi. Bakın güneş yakmaya başlıyor. Önlere film lazım. Plakaya LED yapacağım. VD40 alacağım. Sağdaki dikizim sıkıntılı biraz. Tam hızlı açılıp kapanmıyor. İşte durum öyle. TÜV TÜRK ile muayene ile ilgili sorusu olan arkadaşlar yorumlara yazabilir. Ben kendilerine dönüş yaparım. Neye dikkat ettikleri ile ilgili. Ben bakımlarını zamanında yaptığım için aracın herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Şurada zaten araba gösteriyor bakın. Kalan yağ ömrü diyor. %24 diyor. Bu önceki bakımdan bugüne kilometre ya da tarih olarak ölçüyor onu. Ben %10, %15'lere düştüğü zaman zaten bakıma alacağım arabayı. Abicim ne yapıyorsun ya? Rastgele giriyor ya. Ben daha önce muayeneye geldiğim zaman Opel Corsa'yla benden önceki sahibi aracın plakasını kaportaya vidayla sabitletmiş. Hani yapıştırma yapıyor ya silikonla. O silikonlatmamış da vidayla sabitletmiş tamponlara. Ondan sonra orada da delik oluşmuş. Ben muayeneye geldiğim zaman plakada delik vardı iki tane oraya sabitlenme. Ben onu sonra düzelttirmiştim aslında. Silikonlu yaptırmıştım ama delik orada duruyordu. Oradaki plakada küçücük bir vida deliği var diye benim araç muayeneden geçmemişti. Oradan kalktım. Şoförler odasına gittim. Yeni plaka bastırdım. Sanayiye gittim. Onu geri taktırdım. Yeni randevu aldım. Geldim buraya döndüm. Ondan sonra muayeneden geçti. Yani bir delik için beni uğraştırdılar bir önceki muayenede. Bazen böyle küçücük şeylere takıyorlar. Yani plakada bir delikten ne olacak bilmiyorum yani. Ona sıra gelene kadar bir sürü kusur var. Yine bizim meşhur giriş virajları. Virajları soranlar oluyor. Bak ben basıyorum işte. Bak hiç. Virajda arkadaşlar. Şöyle virajlardan az hızlı gireyim, göstereyim diyorum ama trafik var. O yüzden olmuyor. Şu an 120 ile gidiyorum. Önde bir Megane var. Gerçi selektör yapma. Adamın yeri yok. Sıkıştırdım adamı. Keşke selektör yapmasaydım. Megane dönüyor. Bakın bu viraj çok güzeldi. Şöyle basıyorsun.
Biraz içten girersen araba rahat döner zaten. Yatmıyor da herhangi bir sorun yok. ...120 ile mesela orayı da hafif virajı sarsmadan döndük. 130-140 gene döner, zorlamaz. Geçen gün Emre'yi aracı kullanırken Passat incelemesinde... ...arkadaşım dedim ya 150 ile gidiyorsun, iki parmak kullanıyorsun. Aynen bak, basıyorsun arabayla hiç. Yol tutuşu, hakimiyeti çok iyi. Lastik tabanı da geniş olduğu için... ...o konuda güvenebilirsiniz. Evet, mahallemize geldik. Bir muayene macerası da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, merak ettiğiniz bir şey varsa, muayene ile ilgili bilgi almak isterseniz, araçla ilgili bilgi almak isterseniz ben yorumlara biliyorsunuz önemsiyorum. Hemen onunla ilgili bir video çekmeye çalışıyorum. Pandemide yarım zamanlı çalışıyoruz zaten. Her şey için vakit de var. O yüzden danışabilirsiniz. Herkese saygılar, sevgiler. Kanala abone olursanız arkadaşlar, videoları izliyorsanız, içerikleri beğeniyorsanız da kanala abone olursanız sevinirim. Bu şekilde vloglar, incelemeler, pov sürüşler gelmeye devam edecek. Yeni kamera aldım. Belki mikrofonun bile daha iyisini alabilirim. Mikrofondan pek memnun değilim. Her şey zamanla yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.